Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızda Neden İsa Şabat günü hastaları iyileştirdi adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Matta 12. bölüm 11. ayet. İsa onlara şu karşılığı verdi. Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? Matta 12. bölüm 11. ayet. Arkadaşlar, hatırlarsanız Tanrı'nın dünyayı yaratması toplamda 6 gün sürmüştü. Peki Tanrı 6 günlük yaratma işinin ardından 7. günde ne yaptı? Tanrı bu günü dinlenmek için ayırdı. O zamanlar Tanrı insana Şabat gününü tutmasını henüz buyurmamıştı. İlk defa 10 emir verildiği zaman Şabat gününü tutmalarını buyurdu. Yahudiler bugün de hiç çalışmadılar. Şabat gününde çalışmak, Tanrı'nın yasasına karşı gelmek ve günah işlemek anlamına gelirdi. İsa bir Şabat günü havraya gitti. Zaten sık sık havralara gidip Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Havra yani sinagog, Yahudilerin ibadethanesidir. Yahudiler burada din eğitimi alırlar ve kutsal yasayı öğrenirler. Burayı bir bakıma kiliseye benzetebiliriz. Yahudilerin Şabat günü çalışması yasaktı. Aynı zamanda bugün de fazla yürümek de yasaktı. Böyle olduğundan Şabat günü Yahudiler oturdukları yere en yakın havraya gidip ibadet ederlerdi. İsa da Şabat günü gittiğinde havra çok kalabalıktı. Kalabalığın içinde eli sakat bir adam vardı. Havra'da Ferisiler vardı ve onlar İsa'yı Mesih olarak kabul etmedikleri için her fırsatta İsa'yı günah işlerken yakalayıp yok etmek için yakından izliyorlardı. O gün Ferisiler İsa'yı suçlamak amacıyla bir soru sordular. Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur? Ferisilere göre bir doktorun hastalarla ilgilenmesi bile çalışma anlamına geliyordu. Aslında yasa Şabat günü hastaları tedavi etmenin yanlış olduğunu söylemiyordu. Ama Ferisiler 10 buyruğu kendi kurallarıyla donatmışlardı ve bu kurallar kutsal yazılardan daha yetkin hale gelmişti. İsa onların amacını biliyordu. İsa onlara şu karşılığı verdi. Eğer bir koyununuz Şabat günü çukura düşse onu tutup çıkarmaz mısınız diye sordu. Kimse bunun karşılığını veremedi. İsa konuşmasına şöyle devam etti. Şabat günü çukura düşen koyunu çıkarıyorsunuz. İnsan koyundan çok daha değerli değil mi? Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. İsa sözünü bitirdikten sonra eli sakat olan adamın yanına gitti ve adama "Elini uzat." dedi. İsa'nın söylemesi üzerine adam elini uzattı. Eli birdenbire iyileşmişti. İsa, Şabat gününde eli sakat olan bir adamı iyileştirerek ona yeni hayat sağladı. İsa, Ferisilerin çalışmayı yasakladığı Şabat gününde iyilik yaptı. Bunun üzerine onu suçlamak amacıyla soru soranlar yani Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'nın mucizesi gözleri önünde gerçekleşmişti ama onun gücüne inanmadılar. Tersine İsa'yı yok etmek için aralarında anlaştılar.
Yahudilerin kutsal yasaya uygun yaşaması gerekirdi. Aksi takdirde günah işlemiş olurlardı. Özellikle Ferisiler ve din bilginleri daha çok yasaya uymaya çalışıyordu. Ama yüreklerinde Tanrı'nın sevgisi yoktu. Onlar Tanrı'nın ne istediğini pek bilmezlerdi. Yahudiler haftanın 7. günü saydıkları cumartesi gününü Şabat olarak tutuyorlardı. Ama İsa Mesih'e inanan bizlerse pazar gününü Rabbin günü olarak tutmaktayız. Rab İsa haftanın ilk günü ölümden dirildi. İlk inanlılar Rabbin ölümünü ifade eden Rabbin sofrası için haftanın ilk günü toplandılar. Biz de bu yüzden bugün de kilisede toplanıp Rab'be tapınıyoruz. Mesih İsa pazar günü, yani Rabbin günü, ölümden dirilerek kurtuluşunu tamamlayıp yeni yaşam sağladığı gibi biz de pazar günü Rab'be tapınarak yardıma ihtiyaç olanlara yardım sağlamalıyız. Arkadaşlar, pazar gününün, yani Rabbin gününün sahibi İsa olmalıdır. Bunu unutmamalıyız. Bu nedenle pazar günü her şeyden önce Rabbi yüceltmeye ve onun dirilişini kutlayarak tapınmaya öncelik vermeliyiz. Rabbin günü imanlıların bir arada toplanıp onun sözünü öğrenmeye gayret etmelidir ve Mesih'e hizmet etmelidir. Daha sonra İsa gibi yardıma ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz. Pazar günü iyilik yaparak Rabbi yüceltebiliriz. Hastaları veya yoksulları ziyaret edip onlara yardım ederek onları teselli edebiliriz.